Yepyeni bir programla daha karşınızdayız. Woman TV ekranlarında Derya Özel ile Renkler'de çok güzel, çok özel, şahane konularım ve konuklarım var. Hepsi biraz sonra burada olacak. Evet, gördüğünüz gibi şahane konuklarım var demiştim ve ilk konuğum Gökhan Dumanlı. Hoş geldin Gökhan'cığım. Hoş bulduk Derya'cığım. Yani, ne güzel oldu böyle uzun zaman sonra. Çok güzel oldu çünkü seni yakalayabilene aşk olsun. İki ülke arasında mekik dokuyorsun. Biraz öyle. O kadar şeyin arasında, meşguliyetin arasında zaman ayırıp geldiğin için ben çok teşekkür ederim. Davetiniz için de ben teşekkür ederim. Senin programlarını her zaman seve seve, bu kim bilir bizim 3-4'tür diye tahmin ediyorum. Tabii oldu. Her programında her zaman olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi şöyle, Gökhan benim programa geldiği zaman hemen bir oturuşuma, bir ayağımı atışıma efendim şöyle. Ama hemen gösterelim mi? Şimdi hazır konu açılmışken, tüm dünyada bir kadının zarif oturuşu denildiğinde şu an kameralar gösteriyorsa tüm dünyada geçerli olan en zarif oturuş. Şu gördünüz an mi? Tam net, hiç bir kusur yok. İşte ellerin özellikle görünür vaziyette olması, dizlerin üstünde olması, böyle başladık. Öğrenmişim. Bu kadar şeyden sonra. Dört programdan sonra. Estağfurullah efendim. Siz hep zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Ama bir şey soracağım. Şimdi hakikaten hani zarafet dediğim zaman işte hep kadınlara atfedilen bir şeymiş gibi geliyor. Hiç katılmıyorum. Kesinlikle. Ben bu de. Bu adab-ı muaşeret kuralları ve zarafetle ilgili. Sence bütün bunları toplumun en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes bilseydi nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk? Burada zaten ben zarafeti anlatırken neden önemli olduğu kısmında hep diyorum ki üst başlık kendine olan saygın. Evet. Bunu hiç kimse için değil, bunu kendin için yapacaksın. Çünkü kendisine nasıl davranırsa insan başkalarına da öyle davranır. Evet. Başkalarına olan davranışınız da onların size olan tavrını belirler. Ben bana davranılmasını istediğim gibi davranıyorum insanlara. Ve zarafetin temeli burada. Ve düşünsenize herkesin bu şekilde düşünüp hareket ettiğini. Yani bizim şu an Türkiye'de en büyük sıkıntımız zaten işte kişilerin kendisine saygısı olmadığı için bir başkasının da nasıl davrandığını, nasıl yaşadığını umursamadan hareket ediyor. İşte yolda yürürken çarpıp geçiyor mesela. Markette ikimiz de kasaya doğru gidiyoruz. Benden önce arabayı ittiriyor. Ya dur, ne oluyoruz? 3 saniye kazanacaksın alt tarafı. Aynen öyle. Ya da işte trafikte gördüğümüz olaylar. Bunların hepsi buradan geliyor yani. Biraz son zamanlarda birazcık bu konularda biraz daha doluyum. Yani çünkü gittikçe... O yüzden sordum. Gittikçe çünkü farkındaysan şeyin şiddeti artıyor. Kabalığı. Nezaketsizliğin, kabalığın şiddeti artıyor. İşte çocuklarımız için ben kitaplar yaptım ki konuşacağız birazdan. O yüzden de çok mutluyum. Çünkü çocukluktan itibaren bu algıyı oturtursak ve orada da yine çocuğa kendine saygı duymayı... Biz mesela çocuk eğitiminde de böyle hatalar yapıyoruz. Kendinde olanı koru, kalemini koru. Sadece kendine olanı koruyup başkasınınkini önemsememe durumu var orada. Sonra ne yapıyor çocuk? Arkadaşının eşyası düşse bile hiç umursamıyor. Halbuki işte bizim ona onu da yerden kaldırmayı gerektiğinde ya da işte arkadaşım kalemin düştü, tabii, alır mısın? Yardım teklif etmeyi öğretmek. Madem konusu açıldı. Hayır. Ben de bu konuda çok doluyum. Hakikaten iki kız çocuğu annesi olarak bazen mesela hani tabii okula gidiyorlar. İki gün sonra şekil şemal konuşma hareketler değişmiş olarak da gelebiliyorlar. Ya da bazen hakikaten o haklılığı savundukları için üzgün gelebiliyorlar. Çünkü arkadaşının da hakkını savunuyor. Harika. Ve üzülüyor ama tabii, yani. Çünkü diğer çocuklar öyle davranmıyor. Niye? Şimdi sen çok güzel bir şey yaptın. Hakikaten bunları göstermemiz lazım. Çocuklar için görgü kuralları ve hakikaten zarafet, adab-ı muaşeret ne dersen de bunu çocukken yani birinci sınıflardan
dördüncü sınıfa kadar. Disiplinler arası değerlerimizle gördüm. Şahane bir şey yaptın ve o kadar çok istiyorum ki ederim. Bu yardımcı kitap olarak bütün okullara girmeli. Biraz sen hedefimiz. Bahseder misin? Çok öncelikle bu konudaki hassasiyetini bildiğim için çok teşekkür ederim. Benim gerçekten eğitimci ve yazar olarak çok gurur duyduğum bir iş. Bu ders kitaplarını hazırlamış olmak. Biz yıllardır değerleri konuşuyoruz, değerler eğitimini konuşuyoruz. Fakat her okul kendince değerleri anlatıyor. Her öğretmen kendince değeri anlatıyor. Ama biz o zaman ortak bir değer bilinci oluşturamayız ki. Evet. Çünkü işte herkese göre sevgi, saygı, adalet farklı olabilir. Ve biz o zaman hani bu değer dediğim şey ortak bir bilinç yaratmak zorundayız. Ama kaynak yoktu Türkiye'de. Yok. Evet, şimdi artık değerler eğitimi kapsamında değerler eğitimi ve görgü kuralları üzerine eğitim veren tüm okulların kaynak kitap olarak kullanabilecekleri 1. sınıftan 4. sınıfa kadar her sınıf için ayrı ayrı yazdığımız ders kitaplarımız var. Çok da güzel okullarımızda okutuluyor ama senin de söylediğin gibi tüm Türkiye'deki okullara ulaşsın istiyorum. Ben zaten değerler eğitiminin zorunlu ders olarak okutulmasını istiyorum. Kesinlikle katılıyorum değil sana. Değil mi? Çünkü... değerler eğitimi şu anda zorunlu ders olarak okutulmuyor. Sadece bu kitaplarda da yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kök değerler var ve bu kök değerler işlenilecek deniliyor. Tabii. Ama hani resimde de işleyebilirsiniz, müzikte de, bedende de zaten bizim disiplinler arası dememiz de bu. Ama ben istiyorum ki tek başına ders olsun. İşte artık kitaplarımız da var. Ya. Bunlar ders olarak okutulsun. Maya ve Mete var. İki arkadaş onlar. Daha güzel anlatım işte. Kesinlikle. İki kahramanımız var. Onların evde, okulda, trafikte, doğada, ülkede yaşam üniteleri üstünden... adalet, sevgi, saygı, paylaşmak, iyilik, vatanseverlik gibi kavramlarla bütünleşmelerini anlatıyoruz. Nasihat vererek değil, eleştirel düşünmelerini sağlayarak. Burada hemen araya gireceğim. Lütfen. Mesela bir ara işte bir kamu spotu gibiydi. Kamu spotuydu. Bütün işte televizyonlarda da hala okullarda da var. İşte afişler asılıyor. İşte zorba olma, kanka ol falan gibi mesela. Şimdi hani bu kamu spotu verdik onları, işledik, afişleri de astık okullara ama çocuk artık bakıp geçiyor ve çok da umursamıyor. Çok da dikkatini çekmiyor. Şimdi hakikaten Gökhan'ın dediği gibi ders kitapları gibi bunlar işlense o nezaketi, o paylaşmayı, o saygıyı, o alışverişi bunların hepsi bence zaten ağaç yaşken eğilir ve çok doğru bir nokta çocuklardan başlamak kadar güzel bir ilerisi için daha isabetli bir şey olamazdı. Tebrik ederim çok seni. Çok teşekkür ediyorum. Ki söylediğin şeye şurada da bir ekleme yapmak istiyorum. Biz çocuklarımızı eğitirken ama kendimize de bir ayna tutmamız gerekiyor. Tabii. Çünkü kitaplarda evdekilerle diye bölüm var. Çünkü bir takım kitaplarda hassasiyet konularımız var. Çünkü herkes... Mesela herkesin anne babası olmayabilir. Tabii. Çocuklarımızın. Ama herkesin evini paylaştığı birileri vardır. O yüzden akşam eve gittiğinde de evdekilerle oyunlarımız var mesela. Diyor ki mesela buradaki oyunlardan biri. Evdekilerden okula ilk başladıkları günü anımsamalarını isteyin. Hissettiklerini ve yaşadıklarını sizinle paylaşırken onları gözünüzde canlandırmaya çalışın. Okuldaki ilk gününüzle ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. Paylaşın. Tabii şimdi işte burada mesela okulun ilk günündeki bir takım duygu tanımalarını konuşmuşuz. Bu kaçıncı sınıf? İkinci sınıfımız kitabımızda. İşte duyguları da ifade etmeleri. Ya. Her ünitenin sonunda evdekilerle yapmalarını istediğimiz oyunlar var. Sevgili ailelere de buradan sesleniyorum. Eğer okullarında ulaşamıyorlarsa lütfen tüm kitapçılarda bulabilirler. Tabii. Ve evde kendileri de okuyabilirler. Birlikte çalışabilirler. Ya. Oyunları birlikte oynayabilirler ve şunu unutmasınlar. Çocuklar dinlemekten çok izleme yaparlar. Evet. Ve görgü görmekten gelir. Çocuk da gördüğünü uygular. Ne güzel dedin. O yüzden kitaptaki hikayeleri de hep böyle yazdım. Evet. Yani işte siz kitap okumuyorsanız çocuklar nasıl kitap okumaz. Nasıl beklersin çocuğundan okumasını? Kesinlikle öyle. Çok güzel bir yere de değindin. Şimdi çocukları eğitmek daha kolay. Evet. Yetişkinleri eğitmek daha zor. Kesinlikle. Çocuklar için şahane bir şey yaptın. Şimdi madem öyle ebeveynleri biz yetişkinlere geçelim. Birçok insan tabii ki görgü kurallarını biliyorum diye dolaşır. Değil ama mi? O kadar zor bir şey ki bildiğimizi zannettiğimiz şeyler ya da gerçekten bilmediğimiz o kadar çok şey var ki mesela ilk biz tanıştığımızda iyi konuşmuştuk. Tanışırken adını ve soyadını. Ya ne kadar el güzel sıkmak. Evet. Ne ölçüde? Çok mu sıkacağız? Hafif mi tutacağız? Değil mi? Göz teması. Temasını.
Sen anlatır mısın? Harika. Tabii şimdi özellikle de sürekli yaptığımız şeyleri bir süre sonra nasıl yaptığımızı önemsemiyoruz. Buna evet. yürümek dahil, buna konuşmak dahil, buna yemek yemek dahil, tokalaşmak, selamlaşmak, evet. hal hatır sormak dahil ben hep söylüyorum. İşte bunların hepsi bizimle ilgili bir intiba, bir mesaj oluşturuyor. Özellikle de birisiyle yeni tanıştığınızda, mesela az önce söylediğin şey çok benim altını çizdiğim şey. Neden isim ve soy isim? Çünkü bana siz deyiniz mesajı veriyorum. Bir mesafe koymamız gerekiyor ilk tanıştığımız insanlara. Hem fiziksel bir mesafedir o, kişisel alan deriz ona, 0-30 santim bu kol mesafesi. Hı hı. Hem de sözlü olarak da bunu sunuyoruz. Çünkü başta her zaman bir mesafeyle başlayan ve daha sonra paylaştıkça yakınlaşan ilişkiler evet. en sağlam kurduğumuz ilişkilerdi. Aa, ben çok samimiyim ya, böyle sırtına da vururum, hı. işte ensesine de vururum, koluna da girerim. Senin samimiyet anlayışın bu olabilir ama karşı taraf buna hazır olmayabilir. Ve evrensel olarak baktığımızda ve yapılan tüm araştırmalar insanların bu özel alanlarına özen gösterdiğinizde size karşı duyduğu güvenin ve sizin kendinize duyduğunuz saygıyı karşı taraf çok daha derin hissediyor. Evet. Ve sizinle konuşma şekli değişiyor. Niye isim ve soy isim? İşte bana siz deyiniz mesajı verirsiniz diyorum. Niye güçlü bir tokalaşma? Özgüvenle ben de buradayım demiş olursunuz. İşte sadece parmağı uzattığınızda, omuzları düşürdüğünüzde, otururken güvensiz. İşte ben, evet vücut şunu istiyor. Vallahi çok rahat. Nasıl görünüyorum bilmiyorum ama çok rahat. Şöyle şu da olur. Tabii. Çok rahat. Ama dışarıdan verdiğin resim hayatta hiçbir amacı yokmuşçasına, nasıl göründüğünü hiç önemsemeyen, bazen iş görüşmesine gidiyor kişi bekleme salonunda farkında değil. Ama belki az önce görüşme yapacağın kişi oradan geçecek. Biraz da işte evet, hatta senin kitabın var işte farkı sen yarat diye. Ne olur ondan da bahsedeyim size. İşte dedin iş görüşmesine evet. giderken bekleme salonunda oturmandan evet. görüşmeye girdiğin ana kadar ve kesinlikle. Sonrasına kadar nelere dikkat etmek lazım? Ki işte farkı sen yarattı detaylarıyla bu ben iş görüşmelerini. Evet, çok yeni, daha 2 ay oldu işte farkı sen hı-hı. yarat çıkalı. İş hayatının inceliklerini anlatıyorum. E-posta adabı, toplantı yönetimi, iş yemekleri, ya. Yani o kadar çok işte etkili iletişim, iş görüşmeleri. İşte iş görüşmeleri bana çok sorulan soruların başında geliyor. O yüzden de söylüyorum. Öncelikle kurumun kültürünü anlamadan gitmeyin. Tabii. Bu kazandıran davranışların da en üstündedir. Kurumsal kültürü anlamak. Kıyafet konusunda endişeniz varsa telefon açın, sorun. Hiç sorun değil. Bu çok şık bir hareket. Ha. O kıyafeti giydin. Tabii ki içini dolduran entelektüel birikime de sahip ol. Sadece özgeçmişini iyi ifade etmek değil. Orada sana sorulan sorulara cevap verirken kullandığın kelimeler. İşte sormak istediğiniz bir soru var mı denildiğinde gerçekten karşı tarafı etkili dinlediysen, finalde güzel bir soru da sen sor mülakat yapan, tabii. seninle mülakat yapan kişiye. Teşekkür maili at, kimse yapmaz, çok güzel bir dipnottur. Kesinlikle. Görüşmeden sonra 24 saat içinde bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim deyip küçük bir anekdotla o görüşmedik onu süsle ve teşekkür maili gönder. Böyle. Ay bu kitabı edinmeniz lazım. Hele hele eğer yani çok yeni bir iş görüşmesine gidecekseniz, böyle bir planınız varsa edinin. Çok önemli tüyolar bunlar. Gerçi ben işte o detaylarda saklı o evet. başarı anahtarlarını anlatıyorum. Evet. Eğitimlerimde de öyle. Bunları eğitimde uygulamalı olarak anlatıyorum. Hı hı. Kitapta da sohbet edercesine, ilk kitabım Ve Zarafet'te de böyleydi. İşte farkı sen yarattı da tamamen kurumsal dünyanın içine hem işe yeni başlayanlar hem de hali hazırda iş dünyası profesyonellerinin başarılarını sürdürebilmeleri evet. için. Ki Betül Mardin de var burada. Evet. Değil benim mi? Çok büyük mutluluğum. Bir yazı mı var? Nasıl dahil ettin kitabın içine? Şöyle oldu. Yıllardır Betül Hoca'yı ziyaret ederim. Hı hı. Benim de master'ım halkla ilişkiler. Bir iletişimciyim ben de. İletişimin duayeni halk ilişkiler tabii. mesleğinin kurucusu Betül Mardin. Ve 93 yaşında hala üreten, hala çalışan. işte ah ne güzel oldu. Çok teşekkür ederim sevgili Reji. Betül Hoca'yla bu sohbetlerimizi ben onun 91. yaş gününde kitaplaştırıp hediye etmiştim. Onun yaşam hikayesini yazdım ben. Ve bu yaşam hikayesi içerisinde o atladığı eşikler ve o eşikleri, o engelleri nasıl avantaja çevirdiğini ben yazmıştım ve hediye etmiştim. Çok duygulu bir anımızdı o bizim. Ve sonra bu kitap bitmişti aslında artık. Ve bir ziyaretimde bunu kendisiyle paylaştım. Hocam dedim, ben hep anlatıyorum. Sosyal medyada da yazıyorum. Sizinle her buluşmamdan sonrasını. Bu kitapta dedim aslında acaba daha çok insana ulaştırsak nasıl olur? Şöyle onun muzip bakışları vardır böyle. Ve normalde bugüne kadar
kadar çok insan arzu etmiş bunu. Hı-hı. Fakat Betül Hoca hep kibarca hayır cevabını vermiş ama beni kırmadı. O yüzden çok mutlu etti beni. Kitabı okuyanlar, kitabın son bölümünde Betül Mardin bir yaşama sanatı ustası özel bölümüyle de Betül Mardin'in atladığı engel, o atladığı eşikleri nasıl avantaja çevirdiği, iş hayatında verdiği tüyolar, yaşamın kendisine dair verdiği tüyolar. Daha geçen gün YouTube kanalıma sohbette bulunduk beraber. Hı-hı. Yine çok mutlu olduğum bir an. Orada söylediği şeyler, işte az önce senin de söylediğin görgü ve zarafetin kendine saygıdan başladığı. İşte diyorum ki nedir sırrı? Diyor ki şimdi sen benimle gülümseyerek konuşuyorsun ya, işte diyor sihir o. Ha. O tebessüm diyor. Yani o tebessüm ne diyor, insanlarla konuşmaya başlarsan diyor sen zaten bir adım öndesin. Bunu telefonda bile yapmalıyız. Ya, karşı taraf gülümseyerek çok... konuştuğunu algılıyor. Yani bir merhaba demek var, bir de merhaba demek kesinlikle var. Yani o kadar anlaşılan bir tonlama ki gülümserken bunu söylemek. Bunu hep yaparım ben, hakikaten gülümsek görmesinden dolayı değil ama hissetmesi, duyması, anlaması açısından öyle. Çok doğru. Bir de çok az vaktimiz kaldığı için. Allah, ben çok konuştum. Hayır, en sevdiğim şey. İşte bu kitaptan biraz bahsedelim mi? Vakit bir buket çiçek yapma vaktidir. Yıllardır seyahat ederim ve kendim için yaptığın en büyük yatırım ne diye sorarsan bugüne kadar, maddi olarak hiçbir şey yok ama manevi olarak en büyük yatırımım kendime seyahatlerimdir. Kesinlikle. Ve iyi ki de böyle yapmışım. Bundan sonra da böyle yapacağım. O seyahatlerde yaşamı telaş içinde yaşarken gözden kaçırdıklarımızı biz kendimize uzaktan baktığımızda daha iyi görüyoruz ya. Hani bulunduğun yerden uzaklaştığında ve kendine dışarıdan baktığında o küçük şeyleri kaçırdığını fark ediyorsun. Evet. İşte ben o gözden kaçan küçük detayları, o yaşamın inceliklerini bazen bir hayvan sevgisi üstünden, bazen hastanede yaşlı bir çiftin birbiriyle olan iletişiminden, işte bazen yurt dışında evinde kaldığım ev sahibi benim için dolaba koyduğu sandviç ve portakal suyundan yola çıkıp benim giderken ona bir buket çiçek alıp bırakmam gibi küçük nezaket unsurlarının hayatımıza nasıl olan etkisinden bahsediyorum. Evet. Ve kitabın arkasında da söylediğim gibi diyorum ki kendine çok kızıyorsun, yapma. Başkalarına gösterdiğin hassasiyeti, inceliği biraz da kendine göster. Yalnız hissedebilirsin, kırılmış, çaresiz, umutsuz. Bu da sensin. Hani bu da geçecek ama yeter ki hani sen hayatın içindeki küçük şeylerden mutlu olmayı öğren ve hayatın bu penceresinden bak diyorum. Ne kadar pozitif, ne kadar güzel. Hep burada kalırsak her şey daha kolay çözülür diye düşünüyorum ben. Yani hani neden öyle dedim? Çünkü hep Türk filmlerinde mesela adab-ı muaşeret kuralları vermeye bir tane böyle bir şey girer ve hani eli maşalı böyle bir şey vardır. Çok böyle Alman ekolü bir kanımdır girer falan. Doğru. Ama mesela hani senin eğitimlerinde işte bu Zarafet Akademisi olsun, senin kişisel verdiğin seminerler olsun, daha güler yüzü, daha pozitif, işte hayatı daha güzel tarafından, pembe tarafından hani göstererek bu eğitimi veriyor olman bir kere başlı başına o eğitime olan şeyi de, hevesi de canlandırıyor. Bu kitap için de aynı şeyi söyleyeceğim. Aslında bu bir eğitim kitabı değil. Tamamen seni sana katan değerlerin de içinde bulunduğu bir deneme yazıları çok doğru. gibi değil Tam mi? Tam deneme tadında evet. Hani burada bile hep bir pozitiflik, işte hayatın en kötü senin de dediğin gibi zamanlarında bile bakış açını başka bir tarafa çevirebilmen için senin en çok bu tarafını seviyorum Gökhan'cığım. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Gerçekten çok duygulandım. Bunun hissedilmiş olması çok güzel. Çok teşekkür ederim. Duygulandım. Niye böyle oldu? Buraya gelen bazı konuklarımı böyle ağlatmışlarım da var ama hiç öyle de bir program değil aslında. Şey çok güzel çünkü anlaşılmışlık hissi. Evet. Yaşattığımız ve bize yaşatıldığındaki o derin duygusallık boyutu çok yüksek. Zaten doğru. bence son yılların en büyük problemi bu. Birbirimizi iyi dinlemediğimiz ve kaliteli zaman ayırmadığımız için o anlaşılmışlık duygusunu %100 hissetmiyoruz. Doğru.
7 yıl oldu akademi kuralı ve kitaplar, 8 kitabım oldu çocuk kitaplarıyla beraber ve hep söylediğin tarafta kalarak ve yüzü aşkın televizyon programında bunları anlatıp bu emekleri verdim ve şimdi dışarıdan bir gözle seni bunları görüp beni bana bunları söylüyor olman çok aynen mutluluk güzel. Vericiydi. Ben de işte hep söylüyorum sana, o yüzden koşarak geldim. Bir görseniz gelince buluşmamızı evet. Çünkü o bambaşka bir hissiyat evet. Biliyorsun ki hani işte o orada bir başka bir duygu, başka evet. bir anlaşılmışlık meselesi var. Evet. Çok konuşmasak bile yıllardır programlarında özellikle ne kadar hassasiyeti gösterdiğini ben arka planda iyi bildiğim için konuk seçiminde, anlatımında hı hı. hatta bu kanalda özellikle kadınların yanında durmakla ilgili gücün, desteğin, burada yaptığım programlar, hayata kattıklarım ve iki tane çok güçlü kız çocuğu yetiştirdiğin için ben de sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür gerçekten ederim de. Geldiğin için. Süre akıp gidiyor işte böyle. İlk yarının sonuna geldik Gökhan'cığım. İnşallah tekrar seni ağırlayacağım. Seve seve her zaman. Teşekkür ediyorum. Ve ikinci yarıya doğru ufak bir ara istiyorum sizlerden. Az sonra burada olacağız.